Bu çenenin ağrısı psikolojik olabilir mi ya? Şimdi bakacağız. Güzel. Bilmem, ben bir doktorların da bir fikrini alayım istiyorum. Kendi kendime öyle şey yapmayayım, teşhis koymayayım diye. Yo, alışmıştık biz ya. Ben böyle Google'dan araştırdım. Kelme teşhis, tedavi, her şeyi yaparım ben. Yapıyor zaten. Evet. Aa, elma yağıydı, kekik yağıydı şeklinde ki derken, onları getirdik. Evet ya. Evet. Bütün alternatif yöntemlerle çok şükür iyileşiyoruz. Yani bu bölümün ismini neden delirdik, nasıl delirdik diye koyalım dedim esprisini, ama bence oradan başlayalım. Çok uzun zamandır kendimize, içimize döndük. Yani Londra'nın havası gibi bizim ruh halimiz de birazcık değişken oldu. Sence neden? Londra'nın havası gibi dedin, tabii ki olduğumuz yere uyum sağlıyoruz herhalde. Bu kadar hızlı. Hızlı ve net analiz. Olduğun yere uyum sağlıyorsun. Şimdi bütün şimdi bölümler... Şimdi nedenini söyleyeyim ben sana. Tamam, hadi. Burada benim için dönecek bir doğa var, bir de kendim kaldım. Allah Allah. Bazen doğaya dönüyorum şöyle az ileri gidip. Bazen de kendi içime dönüyorum. Biri bayağı güzel, biri bayağı karışık. Öyle idare edip gidiyoruz. Fena da olmuyor aslında. İki tarafta fena olmuyor bence. Ben mesela bak yeni bir şey öğrendim. Ha? Bak bunu anlatayım sana. Anlat, gel. Sürekli yeni şeyler öğreniyorum zaten. Ben de. Şimdi de böyle bir ağrının içerisinde kalmayı öğreniyorum. Güzel. Ağrının kendisi olmadan ağrıyla yaşayabilmeyi öğreniyorum. Neden? Neden? Çünkü bir türlü doktoru göremiyorum o yüzden. Ha, evet. Doktoru görebilsem tamam, bu ağrıdan da kurtulacağım da. Gün sayıyorum resmen ya. Az kaldı, son 4 gün falan diye. Şimdi senin sorunun ne? İlk önce onu söyle. Çünkü insanlarda bir şey yani. Mental kafa sorunu mu yoksa fiziksel? Yok, o idare edilebilir seviyede. Yani kulağımda bir sıkıntı var. Tıkanıyor ve ağrıyor kulağım. Çünkü sinüzlerim var. Ben sana söylüyorum. Buraya geldiğimden hepimizin beri... sinüzleri var. Öyle denmez. Sinüzlerin doluyor. Demiş. Evet. Sinüzler alerjik doluyor. Şeyler. Onunla da alakalı olabilir ama bunun teşhisini ben yapmasam artık. Niye? Google'dan araştırdık canım uzun uzun. Tatildeyken ta sıkıntılarım başladı. Bir ay önce. Bir aydan daha fazla olmuş olabilir. Evet, daha fazla oldu. Sonra dedim açılır kendisi. Bir şeyler olur. Ağrı geçer. Ondan sonra GP'yi, yani buradaki aile hekimini aradım. Bir hafta sonrası için doktor seni arayacak dedi. Oysa doktor bana direkt randevu verseydi işler daha hızlı olacaktı. Doktor beni aradı, sonra dedi ki muayene etmem lazım. Ben de dedim daha önce muayene ettiler, ben biliyorum. Direkt hastaneye gönderelim ve bu kısa yoldan çözülsün dedim. Olmaz dedi. Bir hafta sonrası için de muayeneye randevu verdi. Sonra muayeneye gittim. Ondan sonra dediğime geldi doktor ama onun için de galiba 2-3 hafta sonrasına randevu verdiler. Güzel. Ağrılar içerisinde onu bekliyorum. Ama bu arada bu süreçte ne yapıyoruz? Kulağına ne damlatıyoruz? Zeytinyağı damlatıyoruz sürekli. Yani anam babam hikaye yazdı. Sen neler öğrendin mesela? Sen de bir şeylerin içerisinde oturmayı öğrenmişsindir. Çünkü başka yolu yok. Bir şeyler bulup onun bütün rahatsız ediciliğiyle tam ortasında oturmak bizim yeni becerimiz. Evet. Sen de kendininkini anlat. Türkiye'den döndüğümde uçakta bir abi vardı. Aksıra tıksıra tam arkamızda bütün mikroplarını yaydı. Ben sevgili kabin görevlisi arkadaşa dedim ki biz bir şey olacağız buradan çıkmadan. Hani bunun bir önlemi yok mudur? Bir şeyler yiyorlar, içiyorlar. Müdahale edemeyiz dediler. Çünkü neden? Pegasus. Yakında tuvaletten bile para alacak çünkü. Dedim ki olabilir de hastalık var, salgın var. Arkadaş bayağı hönkürüyor yani sırtımıza. Yok dediler, bir şey yapamayız, müdahale edemeyiz dediler. Okey dedim ben. Sonra geldim, ne oldu? Deli gibi yattım hatırlarsan. Hatta 2 gün yoktum. Aradığınız aboneye şu an ulaşılamıyor. Yemiyordum, içmiyordum. 4. gün bitmişti yani. Sen götürdün beni. Tabii ki dil bariyeri var. Ben hala kendimi çok iyi ifade edemiyorum. İçeriye seni almadılar. Çünkü bitmeyen bir Covid var burada. Hiç bitmiyor o Covid. Covid her yerde bitti de bir tek hastanede bitmiş herhalde. Hiç bitmez. Bitmiyor yani. Seni almadılar. Ben kaldım orada doktorla baş başa.
Yani bütün bilgilerim açık orada. Her şeyi görüyorlar. İlk önce bir hamile olup olmadığımı uzun süre sorguladı. Dedim yok vallahi değilim, gayet iyiyim, şöyleydi böyledir ama ölüyorum. Velhasıl kelam bir mide bağırsak enfeksiyonu buldular Türkiye'de. Ne olurdu? Ablamı aradım, o bile dedi ya niye antibiyotik vermediler diye. Antibiyotik için çok ciddi ciddi ölüyor olman gerekiyor. Daha ne kadar ölecektim? Yok, o sana göre ölmek. Ama evet. Çok... objektif gömmedik şekilde ölmek üzere olman gerekiyor. Yani gömmüyorsak hala umut var diyorlar. Dolayısıyla ben böyle reel olarak tam 2 hafta boyunca süründüm. Gerçek anlamda 2 hafta boyunca süründüm. Sonra ne oldu? Şimdi nasıl bir anxiety geliştirdim? Anın içinde kalmak diyoruz ya, nasıl bir şey? Hastalandım mı? Yo, hastalanmadım diye ilk önce kendimi ikna ediyorum. Sonra benim yöntemime gelmişsin. Kekik yağıydı. Sonra işte ne bileyim, bütün bildiğim koca nine yağlarını, püsürlerini, her şeyini kullanıyorum. Bu bir. İkincisi, Türkiye'ye gittiğimde kutu kutu... antibiyotik alıp gelmezsem adımı değiştireceğim net. Çünkü ne olur ne olmaz. Kendi evinin doktoru olacağım. Ne öğrendik? İlk öğrendiğimiz neymiş? Ben bir şey öğrenmedim buradan. Mr. Doktor Google. By Google. Doktorumuz. Evimizin her daim doktoru Google. Ve kendi kendimizin doktoru. Çünkü çare kendimiziz. Başka hiç kimse değil. NHS'e ulaşamıyoruz. Gerçek ve real anlamda. Çünkü neden? Haklılar. Yani onların bu arada NHS çalışanlarıyla bir derdimiz yok. Politikaya girmemize gerek yok ama en nihayetinde insanız değil mi? Evet, yardıma ihtiyacımız oluyor. Benim var mesela, çok ağrıyor kulağım. Kaç? Neydi o? İlk önce çene kanseri miyim dedin? Ben ne dedin? Çenem çıktı herhalde. Heh. Konuşamayacağım, kitlenecek kalacağım falan gibi senaryolar uydurdum. Sonra bir ara beyine girdin, çıktın. Baktın çünkü bir yerlerde bir şeyler araştırıyordun. Ne yapayım, insan kendi kendine kurunca öyle oluyor. O yüzden teşhis gibisi yok. Bence de. Ben çok seviyorum teşhis konmasını. Maalesef böyle bir şey var. Fiziki olarak yaşadığımız sorunlar bize bir şey öğretti. O da acının içinde kalmak mı diyoruz? Oturuyoruz öyle saf saf acının içinde. Yapacak bir şey yok. Yakında. Ben oturuyorum mesela şu an. Şarkılar söylemeye başlayacağız birlikte yani. Peki bu güzel ya. Bu öğrendiğimiz şey iyi. Bizi eğitiyor. Bizi gerçekten geliştiriyor. Acıya dayanıklı değildin sen mesela. Dayanıklılığım bayağı arttı. Yapacak bir şey kalmadığından ötürü. Ruh halimize gelince... Şimdi bir doğaya dönmek, bir de içeri dönmek dedik ya. Evet. Şimdi doğaya dönmekte bir sıkıntı yok. Çünkü doğa her yerde yani. Bu yaşadığımız muhitte özellikle doğanın tam ortasında şükürler gibiyiz. Şükürler olsun. Evet, o konuda hiçbir sıkıntı çekmiyoruz. O yüzden ara ara böyle hakikaten doğaya dönüyoruz. Ama buraya gelirken çok emin bir adımlar, aynı güzel laflar etmişiz. Kendi kendimize söyleyince çok eğleniyorum. Ya bir dakika ya, biz öyle işte zaten bu bir seçim, entegre de olacağız. Biz öyle hani şarkılarda Türk. En son sen hangi türküyü dinliyordun ya, çok gülmüştüm. Benim neler dinlediğime kesinlikle girmeyelim. Ben zaten Spotify bu yıl en çok dinlenenler listemi herkes paylaşıyor. Ben de bazen çok hevesleniyorum. Ben de paylaşsam sonra bir bakıyorum en çok dinledim. Ay deyip. Yani evet, müzik kısmını direkt atlıyoruz. Bize ne oldu da şimdi böyle bütün yaptığımız o artistlikler elimizle patladı? Ya artistlikler zaten elinde patlamak için değil mi ya? İyi de yani hep bizim elimizde patlıyor. Biz de biraz... Herkes bence yaptığı artistliği gidip okşayıp sevip kucağına alıp paşa paşa eve geri dönmek zorunda bence. O yüzden artistlik mevsimi geride kaldı. Wow, şiir gibi konuştum. Dinlediğim pop şarkıları bir işe yaramış. Bayağı arkadaşlarla toplanıp 90'lar gecesi falan yapıyoruz. Tabii ki, zaten Gülşenciyiz o kesin. O kesin. Ben zaten çocukken o ilk... albümü çıktığında kasetini alıp dinlemiştim. O zaman bildiğim bir şey varmış. Yaş 8 falan herhalde, bilmiyorum. Hayır, yaşa girme şimdi. Yanlış hatırlıyor olabilirim yaş kısmında. Neyse. Şimdi tarif edemediğimiz bir şey var. Yani İstanbul'daki hayatımızla buradaki hayatımız, sosyal hayatımız arasında bir tabii ki değişiklik olacaktı. Bunu bekliyorduk. Yani sendeki yansıması ne mesela? Şimdi ben böyle bazen bazı gruplara gidiyorum. Bazı workshoplara katılıyorum. Hani... nedir?
Yani belki yalnızlık burada çok büyük bir problem olduğu için, çok büyük bir sorun olduğu için, hani bu community destek sistemleri mi diyeyim, doğru ifade edebildim mi tam bilmiyorum. Biraz fazla gelişmiş, bazen beni de çok şaşırtıyor. Yani şöyle, yaşadığımız yere yakın alanlarda o bölgede yaşayan komüniteyi destekleyecek, sosyal olarak destekleyecek, herkesin erişebilir olduğu merkezler, gruplar, toplanmalar oluyor. Örnek vermek gerekirse mesela yürüyüş grupları, işte meditasyon grubu, hani böyle bazı craft işler yapılan gruplar, işte insanların bir araya gelip yoga yaptığı, bir araya gelip sadece konuştuğu, sohbet ettiği gruplar evet, gibi. Evet, sohbet ettiği. Öncelikle mesela ben de bu tip bir şeyde çalıştığım için, böyle bir iş yaptığım için. Komünite işi yapıyorsun. Komünite işi yani. Bizden destek almak için başvuran kişileri böyle çeşitli yerlere yönlendirirken böyle bir şey fark ettim. Ya bir dakika ya. Ya benim ihtiyacım var asıl buna. benim de ihtiyacım var ya. Ben kendimi neden yönlendirmiyorum? İnsanlara böyle sınırsız böyle seçenekler sunuyorum. Böyle şuraya gidebilirsin, bunlara katılabilirsin. Senin için bunlarla konuşacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye. Sonra böyle gelip teşekkür ediyorlar falan. Kendimi yönlendirmiyorum hiçbir yere. Neyse. Arada ben de bir şeylere gidiyorum. Geçen gün de böyle bir yine kurs gibi ama komünite destekli yine. Yani şöyle diyeyim, ücretli değil. Herkesin erişebildiği, çok daha spesifik bir gruba yönelik olan bir şeye gitmiştim. Kendimi çok rahat hissediyorum onların arasında. Çok samimi hissediyorum ama şey oluyor ya, mesela o workshop gibi şey bitti. Hani bitince insanlar böyle bir gündelik sohbete dalar ya. Orada aramıza şöyle polis geçilmez şeridi çekiliyor sanki. Yani onu böyle ifade edebilirim. Oradaki herkesle istediğim gibi konuşabiliyorum. Evet. Kendimi istediğim gibi ifade ediyorum. Kendimle ilgili hiçbir şey gizlemeye ihtiyaç duymuyorum. Her şey çok açık, şeffaf, net. Hatta şöyle, benim için birilerinin karşısında ağlamak genelde çok sorunludur. Orada ağlamak istersem bile ağlayabileceğimi düşünüyorum. O kadar rahat. Ama o workshop bittiğinde mesela, aa geçen gün şöyle bir şey olmuştu diye orada bir şey gösteriyor telefonundan. Resimleri gösteriyor falan o grupta ne yaptıklarını. Oradaki aa ben biliyorum bilmem ne bir muhabbet oluyor ve şerit orada aramıza çekiliyor. Yani kendimi bu kadar rahat ve yanlarında iyi hissettiğim bir ekiple şöyle bir adım geri atmak istedim mesela dün. Ve bu olduğu her an şey oluyor, böyle eve gelip çıkmak istemiyorum tekrar. Ama tabii ki hala o gücüm var. Her seferinde çıkıyorum. Her seferinde kendimi iyi hissedeceğim yerler buluyorum. Bazı şey böyle işaretlersin ya. Benim de işaretlediğim yerler var. Safe space, safe space diye işaretlediğim yerler var yani. Oralara gitmeye devam ediyorum ve ısrar ediyorum. Ama o şeritten artık çok rahatsızım gerçekten. Elimde değil, çekiliyor her seferinde. Bilmem ifade edebildim mi? Yo, çok iyi, çok iyi ifade ettin. Şerit kısmı bende şöyle canlandı. Ben de biliyorsun yani hani hem İngilizcemi geliştirmek için hem de yani Türkiye'li komünitenin bir adım dışına çıkabilmek için bir şeyler yapıyorum. Çünkü gelir gelmez sığındığım tek yer Türkiye'li komüniteydi. Ama atladığım bir şey var. İstanbul'daki bütün o iyi niyet ve bilgiyle geldiğim için buraya onu kullanarak devam ettim ama burada başka kültür, yani Türkçe konuşmak, ortak bir dil üzerinden konuşmak seni aynı kültürün içine sokmuyormuş. Onu anladım burada mesela. Aynı çünkü, yere getirmiyor belki. Evet evet, getirmiyor çünkü yani Türkiye'deki ya da İstanbul'daki benim sosyal çevremle buradaki sosyal çevrem arasındaki farkı yaklaşık 3 yılın sonunda anladım. Biraz. Sürecin biraz uzun sanki. Evet, biraz öyle. Ama bu neyi getirdi? İstanbul'daki kalan bütün arkadaşlarıma çok kızgınım mesela. Oysa ki onlar kaldıkları yerden hayatlarına devam ediyorlar. Herkes yapması gerekeni yapıyor. Benim yapmam gerekeni yaptığım gibi aslında. Belli bir
böyle ayrılığın ya da ayrılmanın getirdiği yaz sürecinin bir parçası bu kızgınlık da aslında. Ben öyle diyebiliyorum. Mesela birini sevdiğim birini kaybettiğinde de aynı şey oluyor. Hmm. İlk başta böyle bir şok, ne olduğu anlaşılmıyor ama yani sırasını tam doğru bilemeyeceğim şimdi ama. Kızgınlık yani bir noktada da kızgınlık da nasıl olabilir, nasıl gidebilir, beni bırakabilir gibi oluyor. Ben mesela de. Bu da öyle ama senin için bayağı uzun ya. Evet, bayağı uzun. Bayağı uzun. Çok çok uzun yani. Çok bir süreç. Uzun bir süreç, evet. Ve de bu endişe yaratıyor sürekli. Yani çok büyük bir endişeye sahibim. Ben normalde bir sürü şeyi, ya bir dakika tamam hallettim. İstanbul'dayken terapi sürecim vardı. Harika bir terapistim vardı. Kendisine hala çok hayranım ve çok seviyorum. Ama bir sürü nedenden dolayı şimdi kendisiyle devam edemesem de onunla birlikte attığımız temellere çok güvenmeme rağmen şu an baya eyvah, ben baya bunu atlamışım, şunu atlamışım, terapide bunu da geçmemişim. Baya sağlam üzerine örttüğüm şeylerle yüzleşiyorum yani. Bu böyle nefesimi kesiyor bazen. Bazen böyle hakikaten elimde fincanla uzun 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 duvara bakasım var. Başka hiçbir şey yapasım yok yani. Bence senin iyiymiş duvara bakmak. Kimseye zararın yok duvar dahil olmak üzere. Ben elime beyzbol sopasıyla böyle her yere dalmak istiyorum. Eyvah. Geçen gün bisikletle birisi gene canımı sıktı trafikte de. Yapmayalım. Ya keşke Türkiye'de olsaydım da şu bisikletin arkasına koca bir beyzbol sopasını bağlasaydım. Türkiye'de bu tip şeyleri yapabileceğime olan inancım. Bilinçsiz bir inancımdan ötürü. Sonra şöyle dağın girseydim beyzbol sopasıyla falan. Ben de şu ara böyle kontrol edemediğim böyle çok zarar verici bir öfke var. Ama kimseye zarar vermiyor ben hariç. Böyle işte sürekli beyzbol sopasıyla dalma hayalleri kuruyorum. Ya şeyi söyleyeceğim. O şerit var ya. Hani görünmez şerit. Şimdi ben hani biraz da akıl sağlığımı koruyayım diye işte böyle bir yerlere gidiyorum. Bunlardan birisi de işte bahçe işleri yaptığımız İngilizlerin olduğu, İngiliz gönüllülerin olduğu bir yere gidiyorum. Şimdi her şey çok güzel. Normalde yani hani orada bahçede uğraşıyorum. Yok elmaları topluyorum çünkü her hafta hasat edilmesi gerekiyor elmaların ki yere düşmesin, çürümesin falan diye. Onları hasat ediyorum. İşte yerleri çapalıyorum falan böyle. Sonra kendime böyle bir köşe yaptım. Orada ahşap işleri yapıyorum falan. Hiç kimse böyle yani gayet rahat. Herkes çok çok tatlı yani. Çok şirin. Ve senin de söylediğin gibi yani kendimi çok güvende hissediyorum mesela orada. Ama işte hep birlikte yemek yemeye başladığımızda arkadaş bir sohbet dönüyor. Ben böyle şey kalıyorum. Zaten dil bariyeri. Çok sağlam bir dil bariyerimiz var. Yani onunla mücadele ediyoruz. Ama bir yandan da şöyle bir şey oluyor. Ya bir dakika. Aa ben bu şeyi biliyorum, kelimeyi. Aa ben bu konuştukları filmi de biliyorum. Ama onu doğru telaffuz edebilir miyim acaba? Sonra böyle bazen bir şey oluyor. Sevdiğim mesela bir artistten bahsediyorlarsa. Aa ben onu biliyorum diyorum. Orada kalıyorum. Sonrası gelmiyor. Sonra hepsi böyle bana bakıp birlikte gülüyorlar. Çünkü şey bir yandan onlar için hani hakikaten yargılayıcı olmadıklarını biliyorum. Çünkü onu anlayabiliyorum artık o iki ayrımı çok net. Ama böyle şey onlar için çaba hani böyle görünme çabası içinde olan bir insan gibi görünüyorum muhtemelen. Ama ben sadece şey ya zaten konuşmayı çok severim. Yani sohbet etmeyi çok severim. Düşünsene ya İstanbul'da herhangi bir kafede yanımızda oturan masada bir insan çok sevdiğimiz bir filmi anlattığında dönüp ya ben o filmi izlemiştim bak bir de böylesi var şöylesi var diye hop harika bir sohbet yürütürken burada ne oldu kaldık. Ben kaldım yani bayağı hiçbir şey yapamıyorum. Yani o kadar kısa ve o kadar limitli cümleler kuruyorum ki bazen diyorum ki eyvah ya sesimi unutacağım mesela. Senin olmadığın zamanlar. Tek başıma olduğum zamanlar ya da dışarıda her şeyi halledebiliyorum. Ama hakikaten belki de 50 cümleyi geçmiyor. 50 kelimeyi geçmiyor yani kurduğum cümleler. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden o kadar böyle ah ya uzun 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 çok uzun ama konuşmak istiyorum falan demek istiyorum. Yani bayağı uzun uzun yani. Ama Türkiye'ye gidince de bu sefer herkes
Ya benim aileye girdin mi herkesin bir derdi var. Herkes konuşuyor. Herkes konuşuyor. Kimse zaten dinlediği yok. Evet, sonra orada. Ben diyorum arkadaş ya niye ben hiç konuşamıyorum? Orada konuşama burada konuşama bayağı benim için 3 yıl böyle içeriden kendi sesini duymak. Ya kendi kendine konuşmak gibi bir şey ya. 3 yılım. Net yani. Evet evet. Sen olmasan aklımı yitirirdim o kesin de. Yani kendi kafamın içinde kurduğum cümleler hani şeydir ya, yani nasıl diyeyim? Tabii müthiş cümleler kuruyorum bu arada kafamın içinde. Kesinlikle. Kafamın içinden konuşsam ve dışarı duyulsa senin dediğini uzun uzun mesela Türkçe de İngilizce de yaparım. Yapıyorum. Dışarı çıkarken onlar böyle şey çitin üstünden atlayamıyorlar. Bu tarafta kalıyor. Kafamın içi kısmında kalıyor mesela. Ya da çok aslında çok sıkıldığım şeyler var gerçekten. Mesela dışarıda konuşmadan önce kafamın içinde ne söyleyeceğimi planlamak gibi. Ya başka bir dil konuştuğunda o dile hakim olup olmamak başka bir şey. Ya ana dilin olmadığı sürece hep ikinci dil olarak kalıyor zaten ve hep böyle olacak. Bunu ne zaman benim de bu konuda sürecim biraz uzun. Bunu ne zaman kabul edeceğim ve buna barışacağım onu bilmiyorum. Ama birisi konuşurken mesela sadece onu dinlemek istiyorum. Özellikle anksiyetemin çok yüksek olduğu zamanlar. Yani birisini dinlemek yerine cevabımı hazırlamakla geçiyordu. Bu gerçekten çok kötü bir şey. Çoğu zaman o hazırladığım cevabı vermiyorum da yani. Genelde. Ama hazırlanıyorum. Bu çok sıkıldığım şeylerden bir tanesi. Ortaya pat diye atlayamamak. Evet. Acaba doğru mu söylüyorum? Yani söylenen, mesela konuşulan her şeyi anlıyorum ben. Anlamakta hiçbir sıkıntı çekmiyorum. Kendimi ifade ediyorum da, edebiliyorum da. Ama yine de o endişeden kurtulamıyorum. Ya bir dakika ben doğru anladım değil mi falan diye. Böyle ilginç. Türkiye'deyken de ana dilde eğitim, ana dilde kendini ifade etme gibi şeyleri biliyorduk ikimiz de. Yani onun ne kadar önemli olduğunu. Ama aklımıza hiç bu kadar net bir fotoğraf gelir miydi? Asla Türkiye'de. Gelmezdi. Gelmezdi değil mi? Yani o sözcüklerin içerisine girip oturamıyorum. Bundan daha önemli bir şey olabilir mi? Yani girip o sözcüklerde hissettiğim şeyi, ya hissettiğin şeyi kucağına alırsın, gidersin, ona denk düşen sözcüğün üzerine oturursun, mis gibi de çökersin içine. Olmuyor. Elimde başka bir şey, bambaşka sözcüklerin yanından geçip en uygun olanı seçmeye çalışıyorum. Eline sağlık. Olmadığı gibi afiyet olsun da yok ya. Şimdi ben oraya hani ekmek yapıp götürüyorum ya bizim bahçeye. Aa bunlar harika olmuş, amazing falan filan böyle konuşuyorlar falan. Mal değneği gibi kalıyorum. Bırak yani bak gerçekten mal ve değnek olarak kalıyorum. Diyorum ki şimdi thank you mu desem, ne desem, nasıl olacak ki? Ya ben de belediye işçilerine mesela sabah böyle işe giderken bisikletle geçerken falan ve kolay gelsin diyesim geliyor da. Onun yerine günaydın diyorum. Evet ya, morning falan. Evet ben de çünkü yapacak hiçbir şey yok. Yok karşılığı yok bazı şeylerin. Bundan sonraki göç günlüklerinin biraz da bizim kişisel günlüklerimize denk düşeceğini umut ederek. Böyle hani yemekte bazen ya işte ya bunlardan konuşalım podcast'te dediğimiz böyle kendimizi rahat hissettiğimiz bir podcast dizisini umarım başlatmış oluruz seninle birlikte. Başlatmış oluruz. Bence en sonki keşfimizi anlatalım bir sonraki. Aa. Bir sonraki şeyde, bölümde. Senin ekonomi bakanlığı. Evet. Hiç para harcamadan. Bak bak. Üstüne para kazanarak. Ya bunu YouTube kanalına yapalım. Ve kendimizi hiç yormadan. Vallahi para kazanırız. Nasıl tatil yapılır? YouTube. Bunu merak ediyorsanız. Bizi dinlemeye devam edin. Senden oldu. Şu kızları dinleye reklamcı oldum başımıza, evet. Ya vallahi. Evet. Ama gerçekten yalan söylemiyorum. Birazcık da heyecan yaratayım dedim hani. Bir sonraki bölümde görüşürüz. O nasıl bir görüşürüzdü canım? Nasıldı? Sonra diyorsun ki iyi delirmedik daha. Nasıl tamam, delirdik? Tekrar. Şöyle delirdik. Yeni bir bölümde görüşünceye dek hoşça kalın. Hoşça kalın. Yalancı.